Hep böyle denk geldi. Bu sene böyle hep aralar ondan sonra bir oluyor. Ama bizim için de tabii ki mini takıma giden oyuncularımız vardı. Onlardan eksik çalıştık. Sakat oyuncularımız vardı. Onlar iyileştiler. Onlar bugün yarın dönüyorlar. Dediğim gibi bu arayı iyi çalışarak değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Tabii ki eksiklerimiz vardı ama onlarla altyapıdan oyuncularla takviye yaptık. Onlarla beraber bir çalışma imkanı sağladık. Yani iyi bir periyot yakaladığınızda düşüş oluyor. Fakat düşüşteki takımlar için de çıkışa geçmek için iyi bir fırsat oluyor diyebiliriz bu ara. Ama bizim de böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. İyi çalıştığımızı düşünüyorum. İnşallah bakalım, dediğim gibi önümüzde Alanya maçı var. Orada çalıştıklarımızın meyvesini alırız. Şöyle ya kamp uzağına gelende soruyorsan ona şöyle cevap vereyim. Şu an bizim oyuncumuz ama teklifler var. Oyuncu da gitmek istediği zaman, şartlar oluştuğu zaman kulübümüz bunu değerlendirecek. Biz geldiğimiz günden itibaren burada olmak istemeyen hiçbir oyuncumuzu tutmadık zaten. Bu konuda da düşüncemiz bu. Ama bizim şu anda her oyuncuya ihtiyacımız var. Hiçbir oyuncuyu kaybetmek istemiyoruz tabii ki. Çünkü transferimiz kapalıydı. Önümüzde çok zorlu maçlar var. İnşallah dediğim gibi oyuncu gitmek istemediği sürece biz onunla beraber sezon sonuna kadar çalışmak istiyoruz. Bizim için çok önemli maçlardan bir tanesi, olmazsa olmazlardan bir tanesi, kazanmamız gereken bir maç. Tabii ki burada taraftarımıza da ihtiyacımız var ama duyuyorum stadı dolduracaklarını, desteklerini her zamanki gibi edeceklerini düşünüyorum. Bizi 90 dakika boyunca desteklesinler. Biz de onlara geçen Karabük maçında galibiyet etmek istiyorduk. 2-0'dan kazanamadık ama bu maçta kazanacağımızı düşünüyorum. İnşallah bunu hep beraber başaracağız. Onların da yanımızda göreceğimizi, onların da bize desteklerini esirgemeyeceklerini, sonuna kadar arkamızda olacaklarını biliyorum ben. Biz de oyuncular da onları mahcup etmemek için elimizden geleni yapıp bu maçtan 3 puanla ayrılacağımızı düşünüyorum. Eu acho que é jogo muito difícil. Nós estamos 9 rodadas sem conseguir a vitória, mas acho que nosso time vem melhorando nos últimos jogos. Eu espero que a gente possa conseguir vencer esse jogo que é muito importante para todos nós. A gente está lutando muito. O novo presidente chegou e nos ajudou. É um cara diferente, um cara que deu uma motivação a mais para nós. E se Deus quiser, a gente vai conseguir sair com a vitória. Bom, eu ainda não pensei nisso porque eu acho que a gente tem um desafio muito grande, que é deixar esse time na primeira divisão. Isso primeiro é o primeiro passo. E até agora eu e o presidente, a gente não conversou a respeito da renovação. Eu sou um cara que gosta da torcida, gosto do time. Estou aqui há 3 anos, estou adaptado. Mas primeiro passo a gente tem que provar dentro de campo e depois a gente vê alguma coisa sobre ficar aqui e renovação.